Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park çalışmaları şimdi bitebildi. Yetiştirmeye çalışıyorum, kusura bakmayın. Maiden yarışla başlatıyorlar. Çalışmasını yine birlikte yapalım. Yayını da yapacağım. Umarım iyi bir şeyler tutturursunuz diyeyim hadi. Biz de oynuyoruz ama pek şahsen bir şey bulamıyorum. Açık yarışlarda sürpriz çıkartıyorlar 2-1 son ayaklarda. Yazmıyoruz. Yazsak gelmiyor, öyle bir durum işte. Yine de görünen atlar var. Kalitede kalmış onlar geliyor. Yazan arkadaşlar değerlendirirlerse iyi olur. Burada da bakın Maiden kazanç bölgesi atları 4 yaşında. Favori 4 nonu saptan doğrudur. Hakkıdır. Kazanması gerekir. AGF'si doğru. Kalite puanı doğru. Bir nolu safkan 76 tek yarışı da burada handikap puanı yüksek 76 zorlar bir nolu safkan da yaşından dolayı bir sıkıntı yaşayabilir. Eğer biri tek atmıyorsanız 3 ve 1 de eklemenizi isterim bu koşuda benim gördüğüm. Diğer atların yazımını size bırakacağım. Gene bakın üçüncülük gösterilmiş AGF'de koşmayan bir at var 5 nolu safkan. Yalnız bu avantajı, yaş avantajını almışlar. 4 ve 3 numaralı safkanlar. Hani eğer ki 4'ü tek atmıyorsanız, düşünmüyorsanız 3-1 mutlaka öncelikli. Bu iki safkanı değerlendirin. Bir de aşağıda %9 AGF'li 3 yaşında dişi var. Karar size bırakın bunu yazmasını. Bilmiyorum bunları. Geçiyoruz. Orayı bitirdik. İkinci koşu, satış koşusu. Kazanç bölgesi atlarına gideceğiz gene burada da. Kalitede kalmış varsa yüksekte direkt hatta önerebilirim. Dört tanesini alayım. İki tanesi ayırdı grubu. Bir tanesi net ayırdı grubu. Bakalım nerede çıkacak. Sürprizde çıkıyor ama net ayırmıştı. 64 kalite puanını veren bir atımız var. 11 nolu safkan arkadaşlar. 4 yaşında. Bu safkanın da avantajı var. 1200 metrede bilmiyorum hani çıkanı geldiği yarışlar. 11 nolu safkan mutlaka değerlendirin. Grubun üzerinde kaldı. Bayağı bir üzerinde. Hazırladılarsa bu grubu çok rahat geçer. Yani onu söylüyorum. Aşağıda bakın 2 nolu safkan 46 kalite puanıyla kısmen de olsa yarışını kazanıp geliyor. Var ve grup birbirine yaklaşıyor. Çok yaklaşıyor. Yani sürpriz at var mı diye onun taramasını yapıyorum. 39, 40, 41. Şu grubun tamamı birbirine yakın. Hatta yukarıdakiler dahil. Çok yakınlar. Burada kazanç bölgesi atı 47 ile kazanç bölgesinde favori zaten 7 nolu safkan. Bunu söylememe gerek yok. 59 nolu safkan. Yani tek atmayacaksanız bile buraya 9'u 2 yazmanızı öneririm. 11 nolu safkan dediğim gibi grubun üstünde bazen geliyorlar, bazen yarış gösteriyorlar böyle atlara. Burada da yapıyorlar. Bize de yapıyorlar bunu. Bazen de yarışa hedef yapıyorlar. Hiç kimseyi dinlemiyor. Eğer sürpriz beklentiniz varsa da grup birbirine çok yakın. Yani değişik bir atta gelme ihtimali yüksek. Önerdiğim atların dışında çok rahat değişik at gelebilir. Çok yakınlar yani. Bu ikinci koşu. Yani geçiyorum buraya. At koşar, baht kazanır. Bu işler böyle. Çok öyle büyük bir şeyler de yapmayın. Keyfini çıkarıyorsunuz zaten gördüğüm kadarıyla. Yani istediğiniz için veriyorum. Yoksa çok talep gören bir şey değil yabancı yarışlar. Ama o, takip ettiğinizi bırakmadınız. Hoşunuza gitti. Ben de aktarıyorum yani. Çok fazla zamanım almasa da bir emeğimiz var tabii. Onu da söyleyeyim. Aktarmaya devam edeceğim. Gruptayız artık. Grubu kurduk. Kendi yarışlarımıza grupta devam ediyoruz. Yabancı yarışları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bunu da bilgisini aktarayım yani. Şartlı kazanç bölgesi atlarında kazanç bölgesinde 3. sıralamada çıkıyor. Ara vermişler. 8 nolu safkan. Koşması beklenen bir safkan olur benim açımdan. İyi koşmasını beklediğim grubu geçme potansiyeline sahip bir safkandır. Sürprizi 3 tane safkan gözüküyor yapabilecek. Kararı size bırakırım bu 3 safkanın yazımında. Kazanç bölgesi atları onlar da birbirlerine çok yakınlar.
Yani tercih sebebi yapacaksınız. Burada da biraz da şansınız yanınızda olacak. Gelecek. Böyle. Burası da böyle. Şartlı. Aşağıdakiler sürpriz. Yukarıdakiler kalitede varsa direkt at. 8'in 10'u saplan. Direkt saplan. Hiç umurumdaydı. Tekrar Maiden geldi. Az yarışta. Pardon. Az yarışları var. Hasta olacağız anlaşılan. Şuraya kadar alayım. Kalite, kazanç. Bunlarda fazla yok. İkinci sıralamada ikinci çıkıyor ama grubun üstünde 8 numara sapkan arkadaşlar. 86-90 tek yarışıyla gelmesi dezavantajdır 3 yaşında. Tek yarış dezavantajdır. Yarış görme avantajı, kalite puanları. Eğer tek atmayacaksanız 5, 10 ve 4 numara sapkanlar beraber düşünmenizde fayda var. Bakın Jose Ortiz'in kardeşi 4 numara sapkan 72 ile 8'den sonra en büyük, en iyi kaliteli atabiliyor. Beraber düşünmekte fayda var. Eğer 8 tek olmayacaksa. Geçiyorum böyle. Yine şartlı bir yarış. Foro plase kazanç bölgesine göndermesi gerekir. İki tane yarışını kazanıp gelen bir safkan var. Eksik yarışı. Bu yarışını tamamlamalıydı. 4-5-6 yarış yapmalıydı ki ben daha net konuşayım. Elime söyleyecek. Oo, çok yakınlar. Ama grupta ayrılan bir atımız var. Bak, gördüğünüz yukarıda. 66 kalite puanını veren kazanç bölgesi attı. AGF'lerde 3. çıkıyor. 7'nin 10'un sapkan. Direk atımızdır. Favoridir. Rakibi 65'e 66. 3 yaşında. Şu dezavantajdır arkadaşlar. 3 yaşında olması dezavantajdır. Rakip çıkar ama onu söyleyeyim. Eksik bence. Tam yarışlara olmamış. Maiden'den çıkmış. Burada bir yarış daha kazanmış. %40 AGP almış. 7'nin 10'u sapkan. Benim direkt atım burada. Diğer atları size bırakayım. Başka at önemliyim sadece. Bunu söyleyeyim. Gene açık koymuşlar sonra ya. Ya bilerek mi yapıyorlar? 2 gündür net sonuncu atları getiriyor. Açık yarışlarda sonuncu atlar gelmez arkadaşlar. At sahipleri, jokeyleri döverler. Şaka yapmıyorum yani. Açık yarışlar bellidir. Kimin geleceği, kimin gideceği. Biri gelmezse biri gelir. İkisi gelmezse üçüncüsü gelir de sonuncusunun gelmesi pek akla yatkın işler değil bu işler. Onu söyleyeyim. Burada tek yarışıyla gelmesi sıkıntı. 73 kalite puanını gördünüz. Tek yarış olmasa önereceğim sapkan olacak. 3 numara sapkan. Çok at yazan arkadaşlara önerimdir. Ara vermiş 8 numara sapkan 66 kalite puanıyla. Yani favori değil. Favorilere bakıyorum. Bunları aramak değil aslında. 61, 60, 53 ile de hazır kıta var bir tane. Ve 38 favori. Loose size bu at için gelmiş. 53 kalite puanını verdi. 6 numara safkan hazır kıta. Çok yani çok düşürmemiş kalitesini ama 4 numara safkan yarışında favorisi. Sevmem açık yarışlarda favoriyi karşıma almayı. Yani öyle söyleyeyim. Gene de yazmak zorunda kalıyorum. Söylemek zorunda kalıyorum. Ve artık diğer atlar diyeceğim ki 60, 61, 66. Diğer atların yazımını size bırakayım. Bakıyorum ara verdiklerini gördüm. Bunlar favori verilirlerdi. Favori verilmemişler. Sıkıntı oradan geliyor arkadaşlar. Her ne kadar tek yarışıyla favori plase yapsa da şu atlardan biraz dokunmalar lazımdı. Yani 60-61'lere. Bak işte size bırakayım artık ne diyeyim. Altın onu safkan. 4'ü geçme potansiyeline sahip. Onu gördüm. 4 yarışın favorisi. Açık yarış. Favori plase beklentisi yüksektir. Sürprizini size bırakayım.
hesaplamalar burada. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.